Hülyan. Zütübelerin bize yerleşmesi çok iyi oldu abi, biliyor musun? Zütübe acayip defans yapıyor. Yani Çanakkale geçilmez. Babamı kaleye yaklaştırmıyor. Bir kadeh daha içersen bu akşam nerede yatacağını biliyorsun değil mi Kadir? Nerede Hülya? Salonda. Sen o defterle ne yapıyorsun öyle? Arkadaşlarımı sayıyorum. Arkadaşlarını mı sayıyorsun? Evet. Sonucu öğrenmek ister misin? 100, 150. 0. Hadi ya. Bir tane bile arkadaşım kalmamış. Komşusal bazda mı diyorsun bunu? Genel bazda diyorum. Senin bir sürü arkadaşın vardı. Vardı. Ama artık yok. Yapma ya. Ne oldu? Öldüler mi? İyi bak canım, kalmıştır diplerde miplerde bir yerlerde. Ay süre de çok sıkı fıkı değildik ama. Of. Aylı'yı da arayamam. Nurçin'i de arayamam. Hülya, asabını bozacağını arasana ya. Arayamam. Çünkü onlarla bankadan arkadaştık. Ne oldu? Tedaviler mi kaldırıldılar? Arkadaşlarından 0 mu atıldı Hülya? Sen bir duble daha mı içtin Kadir? Nereden anladın Hülya? Esprilerin gitgide bayatlamaya başladı da ondan. Teessüf ederim Hülya. Benim esprilerim her zaman taze ve günlüktür. Hiç arkadaşım yok. Bravo sana. Bana niye bravo ya? Senin yüzünden oldu bu. Senin yüzünden insanlardan uzaklaştım. Allah Allah, ben ne yaptım size ya? Görüşmenizi mi engelledim? Aranıza nifak tohumu mu soktum? Evet. Önce senin Asos'taki saçma sapan hayallerin yüzünden bankadan ayrıldım. Bütün arkadaşlarımı kaybettim. Sonra annenle baban geldi, bize yerleşti. Eve kimseyi çağıramaz oldum. Sonra da 6 ayda bir taşınmaya başladık. Allah'ım. İnsan bu şartlarda nasıl arkadaş sahibi olabilir? Nasıl komşu sahibi olabilir? Vallahi beni hiç suçlamam ya. Demek ki iyi arkadaş değilmişsiniz. İyi arkadaşlıklar öyle kolay kolay ölmez. Mesela benle Mangal Nuriye. Çocukluktan beri arkadaşız. Hep beraber mangal yaparız. İşte sen buraya bir kan... Hülya ne yapıyorsun ya? Dur Hülya. Hülya saçmalama ya. Hülya ne yapıyorsun Hülya? Hülya dur. Bırak. Dur yapma. Ben ona dünya kadar para verdim. Hülya dökme. Rakım gidiyor. Rakım gidiyor. Hülya ya. Dünyanın parasını verdim ona. Cinayet işliyorsun Hülya. Yapma cinayet bu. Afiyet olsun. Selam. Ne haber bebek? Battaniyen orada. Sana salonda iyi geceler. Ya Hülya, hem lavaboya bir servet döküyorsun, sonra da git salonda yat diyorsun. Madem bir ceza verdin, bir de ödül vermelisin, değil mi? Benim kuzum arkadaşım yok diye üzülüyor muymuş? Aman da aman. Evet üzülüyorum. 2 yıldır düzenli olarak tek gördüğüm kadın annen. Bir de arkadaşım yok diyorsun. Hayatım ne yapacaksın arkadaşı? Ben varım ya, hayat arkadaşı. Ben öyle bir arkadaşlıktan bahsetmiyorum. Ben normal arkadaşlıktan bahsediyorum. Kadın kadına oturup dertleşmekten, dedikodu yapmaktan, alışverişe gitmekten, telefonla konuşmaktan, canım sıkıldığı zaman arkadaşlarıma gitmekten bahsediyorum ben. Canın sıkıldığı zaman mı? Benim can sıkıntısına karşı çok güzel bir önerim var Hülya. İfol Kadir. Sen daha Hülya, sonra paylaşmıyorsun. Bencil insan. İçki içtiği sürece yanıma gelemezsin. Haberin olsun. Al şunları da Hülya. Git. Kanepeye de selam söyle. İfol. Sakin ol. Kudretçim, bugün banyoya raf alacağız değil mi? Ne rafı? Unuttum deme Kudret. Kaç gündür söylüyorum. Havlular dolaba sığmıyor. Raf gerek. Sığmıyorsa sen de başka bir yere koy. Havluların illa banyoda olması şart mı? Nerede olsun? Mutfakta mı? İstersen şampuanları, keseyi falan mutfağa koyayım. Banyo yaparken gelip oradan alırsın. Tuhaf tuhaf konuşma bariye. Alırsın değil mi bugün? Ya pahalıdır şimdi. Masraf çıkarma.
İyi tamam. Demonte bir şey alır kendim monte ederim. Daha ucuza gelir. Hayır hayır, demonte alma. Niye? Çok zor monte ediyorsun. Günler sürüyor Kudret. Bu niye burada yatıyor? Bilmem. Kavga mı ettiler? Yok canım, niye kavga etsinler? Niye mi? Çünkü onun adı Kadir. Kavga etmek için insana 10 dakikada 20 tane sebep sunar. Haksızlık ediyorsun çocuğuma. Benim oğlum çok iyi niyetlidir. Tabii. İyi niyetlidir senin oğlum. İyi niyetli olduğu için de erkenden kalkmış, işe gitmiş, para kazanmak için çırpınıp duruyordur çocukcağız. Bu duyduğumuz horlama da Kadir'den değil, kanepeden geliyordur. Kadir! Emir ve görüşlerinize hazırım komutanım. Kaçak! İşe git! Emredersiniz komutanım. Bana komutanım deme. Emredersiniz komutanım. Öyle ani uyandırdın ki çocuk kendini askerde sandı. Aslan parçası yavrum. Güzel olsun ha. Sakın. Sakın dedim. Sakın. Neredesin sen? Önemli bir iş görüşmem vardı. Business meeting yani. Böyle bir yalan söylemek için önce işin olması gerekmiyor muydu? Tamam ya, tamam. İtiraf ediyorum. Arkadaşlarla iki tek attık. Arkadaşlar öyle mi? Evet. Bana arkadaş deme. Bana arkadaş deme, tamam mı? Arkadaş lafını duymak bile istemiyorum, anladın mı? Hepimizin arkadaşları var. Sizin yüzünüzden benim hiç arkadaşım yok. Sizin yüzünüzden yapayalnız bir kadın olarak öleceğim. Hayatımı ele geçirdiniz. Öyle deme Hulya. Düşman mıyız biz? Düşmansınız tabii. Hayatta konuşabileceğim tek sen varsın. Sen de eve gece geç geliyorsun. Neyim ben? Saksı mıyım? Duvar mıyım? Kanepe miyim? Ömür boyu bu evde koşturarak mı geçireceğim? Ben insan olduğumu ne zaman anlayacağım? Oh canım, canım, hepiniz beni terk ediyorsunuz. Kimse beni sevmiyor. Olur mu hayatım? Herkes seni seviyor. Sevmiyor. Tek bir dostum yok hayatta. Yapayalnızım. Hulya, bu evde niye kimse yok ya? Bilmiyorum. Sen hala ağlıyor musun Hulya? Niye ağlayayım canım? Ağlayınca kaderim mi değişecek sanki? Tamam Hulya, üzülme. Her şeyi yoluna koyarız, hallederiz hayatım. Üzmüyorum, iyiyim ben. Tabii kardeşim, birbirinizi aramazsanız arkadaş olamazsınız. Birbirlerine gurur yapıyorlar, kimse kimseyi aramıyor. Ah, defter burada. Sonra da arkadaşsız kaldık diye ağlıyorlar. Ağlarsınız tabii. Nerede bu telefonlar? Ha işte, açalım, tamam. Sıfırlaşıyoruz. 17, 92. Alo, Gülçin Hanım. Merhaba, ben Kadir, Hulya'nın eşi. Hulya Topçuoğlu, bankadan arkadaşınız. Evet, hatırladınız değil mi? Sağ olun, siz nasılsınız efendim? Ben yarın Hulya için bir sürpriz parti veriyorum da. Evet, siz de katılır mısınız diye soracaktım. Öğlen 2-3 gibi. Çok sevinirim Gülçin Hanım. Çok sağ olun. Ben adresi bu numaraya mesaj atarım. Tamam Gülçin Hanım. Tamam. Görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İşte bu ya.
Alo. Heh. Mangal Nuri, ne haber? Söyle karına yarın hemen atlasın, bize gelsin. Saat 3'te. Ya Hülya için bir sürpriz parti veriyorum. Ya Mangal, karıştırma şimdi nereden çıktığını kardeşim. Ne diyorsam onu yap, atlasın gelsin. Ya Mangal Nuri, sen hakikaten manyaksın ya. Oğlum bu mevsimde mangal mı yapılır? Deli misin? Nesin sen? Tamam tamam, hadi görüşürüz hadi. Söyle karın mutlaka gelsin. Hadi tamam. Evet, şimdi kimi arayalım? Heh, Nergis Hanım'ı arayalım. Nergis. Alo, Nergis Hanım merhabalar. Ben Hülya Topçuoğlu'nun eşi Kadir Topçuoğlu. Nasılsınız efendim? Sağ ol, sağ ol. Nergis Hanım, ben Hülya için yarına sürpriz bir parti veriyorum. Siz de katılmak ister miydiniz? Çok sevinirim, çok sevinirim. O da sizi çok özlemiş. Geçen gün söylüyordu zaten, Nergis Hanım'la bir görüşsem, Nergis'i çok özledim diye. İşte bu iş bu kadar. Kız nasıl istedir hepiniz gördünüz. Tereyağından kıl çeker gibi istedim. Ben o kadını o kadar yumuşatmasaydım biraz zor isterdiniz. Tabii tabii. Her şeyi siz yaptınız zaten. Hiç unutmam. Hülya'yı istemeye gittiğimizde Kudret'in dili tutulmuştu. Böyle gereksiz şeyleri niye unutmazsın ki? Neyse, herkese teşekkür ederim. Sayenizde genç bir çifti daha mutlu etmiş olduk. Bir şey değil evladım. Ne mutlu bize. Tabii bu durumda düğüne ve nikahda katılmak durumundasınız. Aha. Takıları hazırlayın. Ne? Her işi tam yapmak lazım Kudret. La havle bela. Sen de çok başarılı bir kuzen profili çizdin. Tebrik ederim. Aman canım, ne yaptım ki? Konuşmadım bile. Zaten bu gibi ortamlarda kuzenler pek konuşmaz. Neyse, iyi geceler. Servet. Efendim? Çok iyi bir iş yaptın. Tebrik ederim. Ne gibi? Ne yapıp edip gençleri evlendirmeyi başardın. İşim bu. İnsanları mutlu etmek. Neyse, görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Bakalım bizi ne zaman mutlu edeceksin. Hadi anne ya, biraz çabuk ol ya. Pişmedi mi bu börek hala? Hülya'nın arkadaşları gelecekse kısırı ben niye yapıyorum? Anne, çünkü sen dünyanın en şeker, en tonton, en güzel annesisin de ondan. Yine bir şeyler için kandırdın beni ama dur bakalım. Anne, Hülya arkadaşlarıyla eğlenecek. Vallahi başka bir olay yok. Vallahi bu kadar şey yapıp olayın dışında kalamam. Kalırsın anne. Ben seni alışveriş merkezine götürürüm. Alışveriş merkezine mi? Hemen gidip hazırlanayım. Anne. Ha. Kısır. Hadi çabuk ol anne. Şimdi gelirler. Koy anne koy. Ben de karıştırayım. Karıştır evladım. Aa. Börek mi kokuyor? Evet. Sen mi yaptın? Hayır. Bahriye teyze yaptı. Aa. Oğlum ben hemen geliyorum. Tamam anne tamam. Ne haber Hülya? İyiyim. Hülya, hani senin şu mor elbisen var ya. Ha. Onu giysene. Neden? Ben seni o elbisenin içinde görmek istiyorum hayatım. Yarın giyerim. Yok yok, hadi şimdi giy Hülya. Hadi Hülya hadi. Bütün gün evde oturan bir kadın için fazla şık bir elbise değil mi o? Ama ben istiyorum Hülya, hadi lütfen. Hayır. Allah Allah. Aa. Hülya. Gülçin. Senin ne işin var burada? Parti olur da ben kaçırır mıyım? Parti mi? Buyurun efendim, buyurun geçin. Buyurun şöyle geçin. Hülya? Aa Nergis, ne oluyor ya? Bu ne sürpriz? Sürpriz parti, şaşırman çok normal. Ayten'le Sema da yoldaymış, birazdan gelirler. Ayten'le Sema mı? Aha, buyurun, ay çok buyurun, güzel, ay, geçir, çok geçir, özlemiştim. Buyurun. Tamam. Anne, anne hadi biraz çabuk ol ya. Ay ne iyi ettiniz şu partiyi düzenlediniz. Evde tek başıma oturuyordum valla. Gülçin. Nergis. Kadir. Ay, sürpriz. Sen mi çağırdın arkadaşlarımı? Evet, arkadaşım yok diye ağlıyordun. Bak bir sürü arkadaşım varmış. Önemli olan çağırmasını bilmek. Bence de. Ya. Canım ya. Senin teşekkür için yapamayacağım ederim. Hiçbir şey yok. Bir daha kesinlikle önceden haber ver. Bak ne kılıklaştık. Çok
çok mutluyum biliyor musun Kadir? Yakışır benim karıma. Dünyada annenden başka kadınlar olduğunu hatırlamak çok güzeldi. Uğraşma şu annemle Hulya. Arkadaşlarımı görmek bana çok iyi geldi. Kadir, sen olmasan bugün de moralim bozuk olacaktı. Seni mutlu etmek benim görevim Hulya. Teşekkür ederim. Ben bu akşam arkadaşlarla biraz takılacağım Hulya. Takıl ama geç kalma. Hulya, biz siz kadınlar gibi bir eve doluşup çay kahve içmiyoruz hayatım. Bir iki tek bir şey atacağız. Onun da erken biteni zevk vermez. Yine mi içeceksin? Ya Hulya, sen nasıl arkadaşlarınla oturup tatlı tatlı muhabbet ediyorsan ben de aynı şeyi yapacağım. Ne var bunda bu kadar şaşıracak? Tamam tamam. Bir iyilik yaptın, gözüme girdin ya, hemen kullan. Hulya, sen benim arkadaşsız kalmamı mı istiyorsun? Ay ne alakası var Kadir? Arkadaşlarına buluş ama eve erken gel diyorum. Eve erken gelmek için masadan erken kalkan bir erkeğin karizması çizilir. Niyeymiş? Çünkü adama kılıbık derler. Bir dahaki buluşmaya listeyi almazlar, arkandan konuşurlar. Evdeki listeden silinmekten daha iyidir Kadir. Hülya, ama bu haksızlık. Sen gönlünce eğlen, bana gelince olmaz. Ya bir kere benim arkadaşlarımla senin arkadaşların çok farklı. Benimkiler ayyaş değil. Benim arkadaşlarım da ayyaş değil. Ha? Ayyaş adam meyhanede sızar kalır. Benim arkadaşlarım paşa gibi bir büyüğü içerler... Sonra da adam gibi kendi arabalarına binip evlerine giderler. Yani hepsi trafik canavarı. Evet, arada bir iki yıllığına ehliyetini kaptıranlar oluyor. Ya sen de her şeye bir kulp takma be Hulya. Bence sen baskete başlamalısın Kudret. Evet, başlayacağım. Çember olarak katılmak ister misin? Sen de bizim şu elektrikli süpürgeyi tamirden almak ister misin? İstemem. Çünkü tamir olmuyormuş. O zaman yenisini almak gerek. Alamayız efendim. Neden? Çünkü bozuyorsunuz. Biz bozmuyoruz Kudret, sen bozuyorsun. Sürekli makineye çarpıyorsun. Ortaya bırakırsanız tabii ki çarparım. Halbuki makineyle aynı boydasınız. Nasıl fark etmiyorsun anlamıyorum. Mahriye, kes şunu. Kesemem, daha bitmedi. Süpürmeyi değil, laf sokmayı. Tamam tamam. Kudret, yeni bir elektrikli süpürge alırız değil mi? Alamayız efendim. Var işte süpürge. Eskiden elektrik mi vardı? Eskiden eve ayakkabıyla giren insanlar da yoktu. İdare edin biraz. Şu evde makineye takılmadan yürümenin zevkine varmak istiyorum ya. Kudret! Kudretciğim! Kudret! Kudret ya! Kudret! Kadir, Rüya! Çocuklar! Babanıza bir şey oldu çabuk! Kudret! Ne oldu? Ne? Ne oldu anne? Baba! Baba ne oldu? Baba ne oldu? Baba! Baba! Baba. Kıpırdamıyor. Ne? Baba. Ne oldu anne? Takıldı, kafasını çarptı. Nereye çarptı? Kalp atmıyor Rüya. Ne? Baba. Duymuyorsundur ya, çekil. Bir baba ne olur kendine gel baba. 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 Baba ne olur kendine gel ya baba. Baba. Ay, ne yaptın sen, ne yaptın ya? Baba bilmiyorum oğlum. Baba. Ya ne olur bir şeyler yapın. Hastaneye götürelim. Ne yardım duruyoruz? Baba. 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 Baba kendine gel. Ne olur baba, baba kendine gel. Baba ölme. Ölme baba. Hülya. Kızım şu çayı tazeliği ver. Barış'la bir yakınlığınız var mı? Hayır efendim. Sadece annesi hapishane arkadaşımdı. Kadir'e de söyle, getirtmesin beni oraya. Peki baba. Aradım talihsiz arkadaşımın Leyla'sını. Bulduğum zaman yoksa karşınıza çıkmayın. Beceriksiz. Hülya, ödümü patlattın be. Son iki yıldır ilk defa evimize baş başa kalma fırsatı yakalamıştık. Ama nerede benim kocam da bunu becerecek yetenek? Hülya, adam kafasından darbe aldı. Kalbi tekledi. Öteki dünyaya gitti geldi. Israr edip sinirlendiremezdim. Kusura bakma. Her konuda sinirlendiriyorsun. Bizim baş başa kalmamız konusunda susuyorsun. Gitmedi işte. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Zaten aşkımız için ne yaptın ki? Zühtü Bey'le Afife Hanım'ı postaladım ya Hulya. Onları sen postalamadın. Paralarına kavuştular, yalılarına döndüler. Kendi başlarına. Tamam Hulya, sinirlenme. Yine evde yalnızız, baş başayız. Babam var ama onu sayma. Niye saymıyorum? İki gündür anneni aratmıyor maşallah. Ne bakımdan? Eminimsi cümleler, her şeyle ilgilenmeler ve hatta karışmalar. Hiçbir şeyi beğenmeme vesaire vesaire. İftira atma Hulya, iftira atma. Babam emrimsi ya da emrim trak kelimeleri sadece ve sadece bana kullanır. Sana kullanmaz. Hulya,
Çay nerede kaldı? Hadi. Buyur baba. Baba sen ya, sen niye annemle gitmedin? Çünkü ben senin gibi kronik işsiz değilim. Benim terk edip gidemeyeceğim bir işim var. Ha, bahçıvanlık. Sende o da yok be. Astos böceği diyeceğim ama o hayvancağız en azından saz çalıp şarkı söylemesini biliyor. Sen boş sepetsin, boş. Yok baba, ben senin için dediydimdi. Hem deniz havası alırsın, hem anneme destek olursun. Destek olacak bir şey yok. Teyzesi komada. Çıkması da beklenmiyor. Ben seyredemem ölümü. Baba, baba iyi misin? Baba su getireyim mi? Yok. Ha? Sağ ol. Emin misin baba? İyiyim, iyiyim ben, sağ ol. Ne oldu Kadir? Yok bir şey. Var var. Ya o gün babama bir şey olsaydı? Allah korusun. Allah korudu zaten. Ya hastane yakında olmasaydı? Şşşt. Tamam. Baban turp gibi. Gayet sağlıklı. Adama bir gün yüzü göstermedim. Bana da göstermedin. Sen ona üzül. Tamam canım, şaka yaptım. Bugün ölecek olsa kesin hakkını helal etmez bana. Kadir, kapatır mısın şu ölüm konusunu? Adam kaç yaşına geldi, hala çalışıyor. Benim yüzümden. Öyle iğrenç bir oğlu var ki emekliliğini bile yaşayamadı. Sen elinden geleni yapıyorsun hayatım. Benim yüzümden asabi oldu adam. Yıllardır yapabildiğim tek şey onu sinirlendirmek. Onun yapısı o. Ölürse benim yüzümden ölecek. Aa, abartma Kadir. Ne o normal bir baba oldu, ne de ben normal bir evlat. Adamın ömrünü tükettim. Yaşadığımız bir tane bile iyi anı yok. Ben bu duyguları yıllardır yaşıyorum. Babamın tansiyonu her fırladığında bu sefer ölecek diye ödüm kopardı. Yaşlandıklarını kabul etmem uzun zaman aldı. Zor ama artık gitmelerine hazır olmalıyız. Sana bir şey söyleyeyim mi Kadir? Yapabileceğimiz en iyi şey onlarla daha fazla zaman geçirmek. Onları mutlu etmek.